Merhaba arkadaşlar. KPSS tarih konularına göre çıkmış soru çözümlerine işgaller 1. Dünya Savaşı videosuyla devam ediyorum. Aslında bu videoyu yapmıştım. Kayıtta bir sorun çıktı, o sebeple baştan alıyorum. İşaretli noktalar var üzerinde ondan ötürü. İlk soru, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine işgali kazandırmak amacıyla aşağıdaki kuruluşlardan hangileri fiili hareketlerde bulunmuştur? 7. madde neydi? İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri noktada işgal etme hakkına sahipti. Aslında anlaşmanın ana maddesiydi. Diğerleri biraz daha detay maddeler. Neydi zararlı cemiyetler? İki türü vardı. Bir azınlıkların kurduğu, bir de milli mücadeleye karşı olanlar. Milli mücadeleye karşı aslında Atatürk'ün bakış açısına, ulusal egemenliğe karşı olan bizim kendi Müslümanların cemiyetleri. Mavri Mira ve Pontus Rum azınlıkların kurduğu cemiyetlerdi. Mavri Mira Megalo iddiayı gerçekleştirmek için, Pontus Rum da Trabzon'la benzeri bir şey için. Hürriyet ve İtilaf ile İngiliz muhipleri yine milli mücadeleye karşı, ama Hürriyet ve İtilaf İttihat Terakki'nin devamı görüyor Atatürk'ün hareketini. Dolayısıyla ondan karşı, İngiliz muhipleri zaten İngiliz mandasını istiyor. Damat Ferit, Said Molla falan var o cemiyetin başında. Dolayısıyla cevabımız 1-2. İkinci soru, İzmir'in Yunan askerleri tarafından işgal edilmesinin öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu sanılabilir? Öncelikle diyor, dikkat edersek direkt ona bir tepki olması lazım. Redi İlhak Cemiyeti de zaten bu amaçla İzmir'in Türklere ait olduğunu ve Yunanistan'ın bu işgaline karşı olduğunu söylemek, belirtmek, dile getirmek amacıyla kurulan bir cemiyet. Cevabımız C seçeneği. Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey ile çıkardığı gazete hangisidir? Burada iki tane şık önemli. Hakimiyeti Milliye ile Minber. Hakimiyeti Milliye yarı resmi organı Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye, Atatürk ve silah arkadaşlarının. Minber ise burada belirtilen Ali Fethi Bey, yani Ali Fethi Bey ile Okyar'la çıkardığı gazete. Dikkat edersek İstanbul'a gelirken diyor. Buradaki diğer gazetelerden İktam, Yeni Gün ve Tasviri Efkar var. Bu gazeteler de milli mücadeleden yana ama Atatürk'ün çıkarttığı gazete değil. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin ve Almanya'nın Kafkas cephesinin açılmasıyla elde etmeyi planladıkları kazanımlardan biri olduğu sanılamaz? Bu soru bir coğrafya sorusu aslında. Şimdi Kafkas cephesi diyoruz. Bakü petrolleri, Kafkasya, Rusya, Kafkaslardaki bağımsızlık hep aynı nokta. Ama Süveyş kanalını ele geçirerek İngiliz sömürgelerine giden yolu kapatma kanal cephesiyle ilgili değil, Mısır cephesiyle ilgili. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir? Wilson ilkeleri ünlü 1. Dünya Savaşı'ndaki Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ilkeler. Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek bir teşkilat kurulması. Yenen devletlerin yenilen devletlerden toprak almaması. Boğazların her devletin ticaret gemilerine açık olması. Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmaması. Bunlar evet Wilson ilkeleri, ama bir ilkesi daha var. Yenilen devletlerin yenen devletlere savaş tazminatı ödememesi. Burada ödemesi diyerek savaş tazminatı ve Wilson ilkelerini beraber ezberleyen adayları bir anlamda şaşırtma yapmış. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangileri ulusal mücadeleye karşı çıkmıştır? Dikkat edersek şıkların yerini değiştirmiş. E seçeneğinde 1-2-3 yok. A seçeneğine koymuş. İslam Teali Cemiyeti, tabi hilafet, İslam esaslı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, az önce bahsi geçmişti, İngiliz mandasını istiyor. Ve Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası da Selamet'in, Osmanlı'nın yani saltanatın devamında olduğuna inanıyor ve milli mücadeleye dolayısıyla karşı çıkıyor. İstanbul'un anlaşma devletleri tarafından işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi'nin dağılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir? Bu kongrelerde de var. Buraya da koymuşum. Bu Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi, şuradan yola çıkabiliriz. Çok büyük bir tepki, yani meclisin basılması demek ki önemli bir şey olmuş, kapsamlı bir şey olmuş ki bizim kırmızı çizgilerimiz Misak-ı Milli ilan edilmiş. Ve son soru, Mustafa Kemal'in komutanlığını yaptığı Derne, Anafartalar, Conkbayırı savaşlarından hangilerinin kazanılması İstanbul'un işgalini önlemiştir? Şimdi bakmamız lazım, İstanbul'un işgalini önleyen şey neydi? Çanakkale cephesi. Orada da Anafartalar ve Conkbayırı var. Derne ise Trablus'taki, daha önce 1. Dünya Savaşı'ndan daha önce Atatürk'ün görev aldığı bir cephe. Dolayısıyla cevabımız 2-3 oluyor.